Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın ilk günü ve sizler için bayrama özel bir içerik hazırlamak istedik arkadaşlar. Şimdiden hepinizin bayramını kutlayalım videonun başında ve videomuza yavaş yavaş geçelim. Bayram denince abi aklına ne geliyor? Kurban tabii ki de. Abi, kurban bayramı. Ya kurban bayramında doğal olarak kavurma geliyor, et geliyor. Abi bunlar dışında aldığın harçlıklar geliyordu küçükken muhtemelen. Aynen tabii abi. Peki bu harçlıkları aldığın zaman ne yapıyordun abi? Abi direkt itliğe harcıyordum ben ya. Mesela hemen itlik. Ya, ilk bakkala giderken biraz direkt torpil alıyordum. Torpil, mesela. Füze, değil mi? Kız kaçıran ve bilimum türevleri. Yüzde yüz. Peki ikincisi çocukken ama, abi. Ama bak aması var yani. Aması geliyor. O paradan yani toplanan paradan o gereken bütçe abi torpile füzeye ayrıldıktan sonra illaki şey de... Şey vardı abi yani var yani şu an almıyoruz tabii harçlık da. Bir aile bireyi her bayram herkesten fazla para verir abi. Onu elini öpmek için delirsin. İlk hatta onu öpersin ya. Ona göre yani bütçe hazırlarsın. Hepimizin yani başına gelir mutlaka. Neyse abi anlatmaya devam etsen. Aynen abi. Dediğim gibi o gereken bütçe şeye ayrıldıktan sonra, torpile füze bilmem ne ayrıldıktan sonra hemen koşa koşa nereye giderdik abi? Tabii ki de Atari salonuna. Atari. Neyse. Ama Atari salonlarının şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar. Hani birçoğunuz belki bilmeyebilir. Cam mekan da dükkan abi hiçbir şekilde dışarıdan atari salonu olduğu belli değil. İçeride ne deniyor? İçeride altı üstü giriyorsun ve atari oynuyorsun yani. Abi ama o neden bence biliyor musun? Şeye yakalanmıyorsun diye yani. Anne babayı yakalamak kimse muhtemelen göremesin diye yani. Böyle yani bizim mahalledeki şeydi abi direkt böyle mavi kapalı abi böyle. Dışarıdan hiçbir şekilde gözükmüyor bir de kepenklerinlik abi. Sadece kapının kepenki açık. Oradan giriyordun. Koca bir soru işareti değil mi içeride? Hayır içeride ne oluyor ne bitiyor hiç belli. Alt tarafı şeyle millet. Kendine oyun bitirmeye kasıyorsun içeride. Aynen yaptığın öyle. Tek şey bu yani. Mustafa falan oynuyorduk. Aynen. Ve bu atari salonlarının da belli başlı klişeleri vardı arkadaşlar. Sizler için 5 tane klişe hazırladık. İlk klişemiz abi geçemiyorsan geçeyim. Of. Lan yine öldüm be. Geçeyim mi? Ha? Geçeyim abi. Abi ineceksin ha. Geçeyim mi? Abi geçeyim. Oğlum geçeyim. Abi alayım mı? Ya oğlum gözünü seveyim geçeyim abi. Abi geç lan abi. Onun dışında bir tipleme daha vardı ki yan tarafta adam azdıran. Aynen abi. Şu lan sende fazla jeton var mı yanına geleyim? Vardı ben oyuncu. Nasıl? Versene oğlum bir tane. Olmaz. Tipler izle işte. Sana lan. Oğlum adamı azdırma lan. Oğlum ne azması boş burası. Oğlum bak öleceğim şimdi. Oğlum bir şey olmuyor mu tuşlardan? Boş mu tuşlar? Oğlum sen bastıkça adam daha iyi oynuyor. Fonksiyonu yok diyorum sana. Oğlum fonksiyonu daha yok. İyi oynuyor adam bak öl. Fonksiyonu yok diyorum sana. Fonksiyonu öldüm. Yok. Fonksiyonu yok oğlum boş atış, boş lan. Bir diğer klişe Atari salonu olayı ise abi yanına gireyim mi? Bu olay nasıldı? Abi o nedir ya Allah'ını seversen. Daha girersin abi oyuna başlarsın. Bir nesil sinir hastası olduysa bunun yüzünden. Kesinlikle abi hani paranoya yaklaşan nesil harbiden bu adamlar yüzünden paranoya yaklaştı abi. Abi girersin böyle oyuna. Daha ikinci karakterde falansındır tamam mı? Mesela çıldırıyorsun. Aynen Street Fighter oynuyorsun abi. Böyle deli gibi oynamak istiyorsun. O an böyle mutlaka senden büyük. Hani daha deneyimli olduğu belli olan bir tane. O salona tipleme yıllarını vermiş. Aynen mesela abi belli yani herif. Oranın adamı yani o. Gelir yanına abi girer. Direktman ikinci adamla seni abi haşat eder. Aynen. Yol verir gönderir. Sen de böyle bir tane zaten jeton alacak param vardır. Onu da o aynen adam yemiştir. Gelin nasıl oluyor bakalım. Ya arka doğru geçecek. Yine adam yemiyor ya. Ne yapıyorsun lan kodu? Gireyim ben de. Abi geçecek. Sıfırlar önüm görmüyor musun? Gireyim ben de. Abi girme şimdi ya. Gireyim. Daha ikinci adamlayım. Dur ben şu jeton atayım. Abi girme. Abi. Lan. Kardeşim geçmiş olsun. Hadi. Sikici şey hadi abicim. Hadi sen git şurada kumda oyna hadi. Şimdi bir tane daha var arkadaşlar. Hatta iki tane daha var. Sondan bir öncekinden bahsedelim. Açıl biraz tuşları deneyeceğim. Bu aslında atari salonu değil ama oradan çıkan bir şey abi. Şimdi oyuna başlıyorsunuz. Bu bir dövüş oyunu veya futbol oyunu. Ne bileyim Hagar oynuyorsunuz, Mustafa oynuyorsunuz. Dövüş genelde bir de şey vardı böyle, abi. Yani Street Fighter için daha iyi bu mesela. Genelde bir de şey vardı hani ilk böyle atari salonlarında abi 3 tane tuş vardı işte. Korunma, tekme ve yumruk. Aynen. Yani bizim öyleydi atari salonu. Neydi? Son koşup zıplama işte değişik yumruklar falan. Aynen abi onu böyle bir bölüm boyunca abi denemek nedir ya? 3 tane kombinasyonunu ne yapabilirsin zaten yapacak abi? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gelin bakalım nasıl oluyormuş. Seçiyorum karakteri. Kim alacaksın lan? Vallahi bilmiyorum. İlk defa alacağım bu adamı. Aynen abi. Ben de seçtim. Abi açın biraz tuşlara bir bakayım önce. Tamam abi. Geliyorum. Evet bu tekme. Bu da yanaşmayalım bana doğru. Oğlum abi ötede ileride denesene şunu. Tekme yumruk. Tamam. İleride denesene niye vuruyorsun adamı? Yanlışlıkla oldu. Ben de sana vuracağım. Hayır lan dur. Aa, ben de sana vuracağım. Ben de sana vuracağım. Abi, ya, aynısını vur ama. O kadar bir saniye. Daha sen de iki tane tekme attın aynen işte. Tamam. Az s**tır ya yanlışlıkla vuruyor çektim. Bilader sen daha fazla vurdun gel eşitleyeceğiz onu. Yalan olur o. Lan
Kapış. Başta. Evet, tuşları deneme olayı da böyleydi arkadaşlar. Bu hepimizin başına illaki gelmiştir Atari salonlarında. Atari salonlarıyla ilgili son klişemize geçiyoruz arkadaşlar. Atari salonunu anne basması. Yani bu genelde bir, yani bu bir efsane. Genelde anne basıyordu nedense. Babalar da basıyordu illaki de. Tabii canım, anne. Ama abi, genelde anneydi yani. Neden bastıklarını o an için anlayamadık abi. Hiçbir zaman ben hala abi, anlayamıyorum. Ya ne yapıyorsun? Eğleniyorsun. Oyun oynuyoruz. Ya benim mantığım şu yönde yani abi. O zamanlar kapalı alanlarda sigara içmek serbestti. Ha, Atari salonları her zaman duman altıydı arkadaşlar. Hani o duman hiçbir şekilde eksik olmazdı. Sadece bir ekran gözüküyor ve geri kalan her yer duman. Aynen öyle abi. Öyle bir özelliği vardı. Muhtemelen öyle bir ortama girmemizi istemedik. Ama genel için olarak şey mantığı var abi. Hani Atari salonuysa şey var. Hani it kopuk takılıyor falan. Tabii, öyle aynen, bir mantık aynen var yani. Halbuki biz oraya Street Fighter'da Mr. Bison'a yetişmeye çalışıyoruz yani. Ki gayet de sosyalleştik yani. Yani mahalle arkadaşlıkları hep oradan doğdu arkadaşlar. Şimdi anne basması nasıl oluyor bir gösterelim arkadaşlar. Ulan var ya, ekmek almaya diye çıktık. 2 saattir burada bütün ekmek parasını da harcadık. Al bunu alacak lan. Oğlum, bir şey demeyiz. Kaybettik biraz parayı. Parayı kaybettik biraz. Oğlum valide geliyor lan. Oğlum bak önüne bak lan. Geçiyor. Oğlum ciddiyim, valide geliyor ha. Oğlum saçmalama. Oğlum harbi valide geldi lan. Evet, Atari salonumuzda anneye bastırdığımıza göre arkadaşlar bu 5 klişemizin de sonuna gelmiş olduk böylece. İlla ki daha fazla şeyler vardır abi, klişeler tabii vardır ama bunlar bankoydu yani. Bunlar banko. Kesin her çocuğun başına gelmiştir yani. Aynen öyle. Bu videoyu bir Atari salonunda çekmeyi isterdik ancak günümüzde maalesef hiçbir Atari salonu kalmadı. Yani kalmışsa da biz bulamadık. Kuytu abi. Köşede İzmir'de bulamadık. Abi, hani konsept olarak açanlar varmış da bizim istediğimiz direkt böyle eski. Bilen varsa bu arada yorumlara yazabilir ya, değil mi? Kesinlikle yazsınlar. Gider bir uğrarız yani. Tabii. Bunu belirtmiş olalım arkadaşlar. Atari salonlarının yavaş yavaş sonu geldi. Bizim çocukluğumuzda vardı. İzmir'de aradık taradık. Bulamadık arkadaşlar. Eğer bilen varsa mutlaka yorum atsın. Bir gün uğramayı isteriz oraya. Kesinlikle gideriz. İllaki gidip. Kesinlikle abi. İki Hagar, iki işte Mustafa. Aynen. İki çok sonra öğrendiğimiz Kadirler. Snow Bros falan. Yani yazıyoruz tabii canım. Aynen. Snow Bros. Bu oyunları gidip bir yerinde oynamayı çok isteriz arkadaşlar. Bilen varsa mutlaka yorum atsın. İşte bu Atari salonları kapandı. Bunların yerine internet kafeler aldı. Counter denen oyun çıktıktan sonra. Hatta onlar da bitti artık. PlayStation kafeler falan başladı abi. PlayStation kafeler geldi. PES kafe yani. PES kafe. Tabii. Direkt girip delice saatlerce PES oynamak. Değişik bir olay olsa gerek. Ama bizim çocukluğumuzdan kalan özlediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Bunları size bu bayramda ufak da olsa bir hatırlatmak istedik. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yani iyi bayramlar arkadaşlar hepinize. Duygulandım lan. Eskiye mi gittin? Aynen. Çok eskiye gitti tabii. Çok özledim o günleri. Harbi mi? Yapacak bir şey yok. Artık günümüzde PlayStation 4'te seni FIFA'da yeniyorum. Yine bir kapışma var. Yine bir rekabet var. Çek elini. Evet, böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizin de aklınıza ufak tefek hatıralar, anılar kaldıysa Atari salonlarıyla ilgili mutlaka videonun altına yorum olarak atın. Ayrıca bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip etmeyi unutmayın diyorum. Videoya bu arada like atın, beğenin arkadaşlar. Aynen, kesinlikle. Başka bir incelemede, başka bir videoda görüşmek üzere. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi bayramlar arkadaşlar.